ulaştığımıza göre şimdi ikinci kısma geçebiliriz. İkinci kısım mı? Şimdi ona git ve kül kedisi benim de. Ya kızarsa? Ya onunla dalga geçtiğimi düşünürse? İşte o yüzden işler karışmadan hemen söylemelisin. Hayır, en iyisi biraz daha beklemek. Hem böylesi daha heyecanlı. Ama o sana değil, kül kedisi diye bir hayale aşık oldu. Bence üstü kapalı da olsa bir şeyler söylemelisin. Özel'i bekliyordum. Dün gece iyi uyuyamadın değil mi? Sorma. Okul bitsin de eve gidip yatayım diye dakikaları saydım. Ben neden uykusuz kaldığını biliyorum. Öyle mi, nedenmiş? Sabaha kadar chatteydin değil mi? Nereden biliyorsun? İnan bana, benim de çok uykum var. Nasıl yani? Tamam. Bu oyunu daha fazla uzatmayacağım. Kül kedisi benim. Hadi canım. Gerçekten. Bak, hadi orada işte. Bence kesinlikle kül kedisinin sen olduğunu Selim abiye söylemelisin. Hem sana ilgisi var mı yok mu net olarak anlayacağız işte. Eğer yaptığımız bu oyuna kızmazsa senden hoşlanıyor demektir. Ay tamam. Hah, sen burada bekle. Ya Selim abi gel. Gel bir dakika, çok önemli. Dur Yağmur. Ya, hadi gel Selim abi, çabuk. Ne var? Zeynep abla sana çok önemli bir şey söyleyecek. Selim. Geliyorum hemen. Sana bir şey söyleyecektim. Asıl ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kül kedisinin kim olduğunu öğrendim. Kızdın mı? Yo. Ama petek olduğunu öğrenince çok şaşırdım. Petek mi? Aha. Düşünsene, hayallerimin kızı petek çıktı. Selim. Geldim canım. Ha, sen bana ne diyecektin? Önemi yok. Boş ver. Bu kül kedisi masalı da